Selam millet, dede oynar. Tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Subnautica Below Zero oyunumuza kaldığımız yerden yeni bir güncellemeyle devam ediyoruz. Ha efendim. Kaldığımız yerden devam ederken, şimdi oynarken bu güncellemeden ne kadar faydalanabileceğiz? Güncellemeyle alakalı bir şey görebilecek miyiz? Hiçbir fikrim yok. Base'imize doğru devam edeceğim. Güncellemenin karşımıza çıkardığı yeniliklerden birkaç tanesiyle umarım karşılaşırız diye dua edeceğim ama bu güncellemeyle şu anda senaryo kilitlenmiş. Senaryoya yeni bir şey eklemeyeceklerini söylüyorlar. Diyaloglar, seslendirmeler tamamlanmış. 3-5 düzenlemeden sonra bu oyun artık piyasaya süreceğiz. Tamamlandı deyip oyunu başlatacağız diyorlar. Bunun için de 5-14 diye bir tarih gördüm. Yani 5 Mayıs'ta böyle bir, 14 Mayıs'ta çok affedersiniz, böyle bir çalışmayı yapacaklarını iddia etmiş yapımcılar. Hep birlikte göreceğiz bunu. Merak ediyorum ben de acaba ne zaman olacak bu işlem diye. Aslında burada yenilik neymiş, neleri görebileceğiz sizlerle birlikte ben de merak ettim, bakayım diye geldim. Allah Allah, senin burada ne işin var? Delta Base Duck, Margari Botanik, tabi burada olacaksın. Nerede olacağım başka? Ah, verdim sana elektriği, mutlu musun? Mutlu musun? Benden elektriği haşırt diye aldıktan sonra mutlu oldun mu? Ben burayı gördüm mü daha önce acaba? Görseydim sanki buradaki şeyleri alırdım ben ya. Değil mi? Kendimizi kandırmayalım yani. Bunu görseydik alırdık. Şimdi şöyle yapalım, bir exit diyelim. Ve henüz bu oyunda hala silah bulmadım değil mi? Tabii şu elimdeki zıplatma fırlatma şeyi ayrı. Tabanca şeklinde falan böyle bir silah bulmadım. Bak ne kadar güzel bir şey varmış orada. Burada ne varmış bilmiyorum. Diye bir ses geldi. Diye bir ses gelmesi mümkünse. Seslerini hiç beğenmem. Ha bak, bunları aldığımız zaman elektronik materyaldir bilmem ne de kullanılabilir falan diyor. Daha önceden böyle şeyler söylemiyordu. Pekala. Aracım da çok güzel görünüyor ya. Arar. İnelim tekrar. Şu base dediğimiz yere doğru gitmeye devam edelim. Bakalım doğru mu işaretlemişiz, doğru mu biliyoruz. Ya da güncellemeden sonra base'imiz ayakta mı? Çünkü en son bir büyük güncelleme olduğu zaman geldiğimizde base'imiz yeryüzü şekilleri yüzünden tamamen yok olmuş bir şekildeydi. Sonra yeniden base yapmak zorunda kalmıştık. Zaten şurada Nisan ayındayız. Mayıs'ın 14'üne bir buçuk ay bir süre var. Yani bu arada sıfırdan tekrar kocaman bir base kurulmaz. Eğer güncelleme bizim base'i patlattıysa base patlamıştır. Bir daha yapılmaz. Artık güncellemeden sonra oyunu ciddi ciddi oynayacağımızı da yaparız base'imizi. Yani galiba yine patlamış. Çünkü bu base'in altındaki tabanlar yok. Ha şu anda bir şeyler görünür oldu sanki. Geri kalanlar da görünür olacak mı? Ha aynen öyle bak. Orada bir sürü taban vardı güzel kardeşim. Kafa atarım bak gelir oraya. Zank. Aynen öyle. İşte ben de bundan bahsediyordum. Efendi ol. Senin burada ne işin var ama yani bak burada olmayan saçma olan şey şu. Senin burada olmaman lazım. Burada yanlış olan şey sensin. Şuraya bir geleyim. Şöyle kuyruğumu çevireyim. Hah. Şöyle bir geleyim. Ondan sonra gemiyi ayırayım. Ayır gemiyi. Modülü ayırdım. Mükemmel. Şimdi de ayırdığımız gemiden, gemiden çıkmayalım. Gemiden. Gemiyi şöyle aşağı doğru götürelim. Şuraya gelip bir park edelim. Şu grafik bayağı güzelleşmiş yalnız abi. Grafiği güzelleştirmişler. Helal olsun. Şimdi siz burada gemiye elektrik vereceksiniz değil mi? Elektriği vereceksiniz gemiye. Elektriği verin. Ben şuradan gemiyi... kesici mi bu? Bu galiba kesici ha. Repair tool bu. Evet, repair tool. Yo, repair tool gerçekten. Ama bu hareketi yaptığın zaman hiç hoşlanmıyorum senden ya. İn abi, in. İn. Olmayacak bu böyle, in. Bu kadar yani. Madem beceremeyeceksin, yapma kardeşim böyle bir şeyi. Gemiyi burada tamir etmek diye bir seçenek olmasın yani. Bakalım şu anda şarj ediyor, gayet güzel. Etrafımızı bir inceleyelim bakalım. Mis mis.
dayanıklılıktı bilmem neydi, tavan da tek kelimeydi. Bu gerçekten bu kadar net görünmüyordu. Netleştirmişler galiba, beğendim bunu. Gökyüzü de hiçbir zaman bu kadar net olmuyordu, hep fırtınalı falan oluyordu. O yüzden bir güzel göründü gözüme, bir hoş göründü yani böyle. Var mı içeride çıkmış bir alien falan? Bir yumurta atmışızdır, bir şey yapmışızdır, çok farklı bir alien çıkmıştır. Yok galiba. Sende su var her zamanki gibi. İki tane suyu alayım. İki suyu alayım da birini içeyim ben onlardan. Ama diğerini yine buzdolabına koyayım. Çılgın ya, çılgın. Resmen şunları kaybedeceğim için yeni orijinal oyun çıktığında çok üzüleceğim. Bir de kolaycılık yapsak şöyle. Bu kadar. Mis gibi. Mis gibi. Bazılarını hatta şunların dışarıya ekebilirim. Şöyle bir geleyim. Ama bunları böyle ekmek değildi, marifet galiba. Tabii. Bunlardan böyle tohum almam gerekiyor. Bakayım, mükemmel. Paramparça yapıp bunun hepsinin tohumunu alacağız. Bundan sonra tohumları buraya ekeceğiz tekrar. Hatta şimdi şöyle bir çalışma yapalım. Sonra şunları, yetişmiş olanları... Inventory full diyor. Tabii inventory full. Ay dur çocuğum, dur yapma. Yapma. Ya, garip sesler çıkartırdım ben de. Ay falan diye böyle. Aynı şey 50 kere yaptın çünkü. Gerçekten bunu doğru ayarlamış olamam ama tam bu kadar tohum olduğu üzerinde hiç tohum kalmadı. Mükemmel. Bunlar bir daha büyüyecekler şimdi buradan. Neyse biz şimdi gemimize atlayıp yolculuk yapalım ya. Bakın şunu da alayım, silahımızı da. Silahımız elimizde. Gemiye binelim. Ondan sonra üstümüzü terk edelim. Şurada da Margari Botanik yazan yer var ya. Margari Botanik yazan yere doğru gideyim ben. Oraya gidersem belamı bulurum gibi hissediyorum. Oraya gidersem çok kısa sürede belamı bulurum. Bak habla 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 diye böyle ısırma efektleriyle üstüme doğru geliyordu. Elektriği verdim, rahatladı. Ama o da haklı yani. Ben ona da hak veriyorum. Elektrik yemek istiyor canı. Ben de elektriği yiyince rahatlıyor. Burada şimdi dev yaratık vardı. Dev yaratıkla karşılaşacağız büyük ihtimalle. Böyle gidersem dümdüz. Üzerine çıkacağım çünkü yaratığın. Yani karşılaşırsak ona da elektrik vereceğim. Ne yapayım? Bak yine bir çığlıklar, bir şeyler. Ha. Orada bir yerde işte çığlık atıp duruyor. Vallahi kim geldi bilmiyorum üzerime ama üzerime doğru bir yaratık hamle yaptı. Aşağılarda jeotermal aktivite buldum diyor. Ne yaptın? Ha, beni yemeye çalıştı, ıskaladı. Bak balinalarla karşılaştım, güzel oldu. Balinanın olduğu yerde büyük yırtıcı olmaz abi, lütfen ayrılın, dağılın. Karar verin yani, birinizden biri olun. Kryptikudus yumurtası gibi bir şey buldum dedi. Kryptikudus yumurtası nedir ya? Büyük yaratık beni yemeye çalıştı, ıskaladı. Ben hala ona inanamıyorum ya. Bildiğim beni yemeye çalıştı ve ıskaladı. Bilemiyorum vallahi, bir şey buldum diyor burada ama. Işıklarımızı açalım. Tırsmış mıyım, korkmuş muyum, ben anlamadım ki ışıklarımı kapatmışım. Delta Base Dog, hayır. Ahtapotumsu. Yaratıkların yanında. Kesin biz buzullara geldik. Birazdan belli olur. Aha da öyle. Gerçekten buzullara gelmişiz. Oyunumuzu şöyle bir gördük, hatırladık. Bence güzel oldu. Şimdi şurada aslanlar gibi şöyle bir kayıt diyelim.
Ondan sonra ben bir menüye döneyim, yeni oyuna başlayayım. Bakalım yeni bir oyuna nasıl başlıyor artık. Şirketin parasıyla seni en fazla buraya kadar getirebilirim Robin. Dediğim ama unutma, araştırma her şey değil. Biliyorsun, seni böyle bulabilirim. Ama meteor fırtınası var, Altera'dan böylece kurtulabilirim. Seni özleyeceğim Robin. Geri dönüş yolunu bulurum. Meteor'un yanına saklanıyor. Delikanlı kız. 45-46 B'nin yüzeyine yaklaşıyoruz. Hop, kafana meteoru yersin böyle yaparsan. Drop pod deploy oldu, geçmiş olsun. Drop pod'u deploy ettik, sen de kendi başının çaresine bak. Hop, top gibi sekersin işte böyle. Bence bir an önce in ya, yanacaksın orada. Cayır cayır yanacaksın yani. İyi tekmeyle kırabildin, dandik materyalden yapmışlar, dua et. Welcome to 4546B. Ve hoş geldiniz. Gezegenden bahsediyor. Buradaki zamanınızı, keyfini çıkarın. Çıkarayım. Hemen çıkarayım. Evet, başlangıç etkileyici olmuş. En son tam olarak böyle değildi galiba. Evet, bize su veriyor. PDN'i aç dedi. Açtım. PDN'i açtım. Yemekler olmalıydı burada sağa sola seçilmiş. Acaba çok bonkör davrandık, bu konuda bir yemekleri aldılar mı? Ay yok, yemekler şuraya dağılmış. O bir yemek değilmiş tabi. Biraz da böyle dağılmış. Ve bir korku verselerdi daha oyunun en başında. Zınk diye buzun altından bir şey geçseydi. Amanın da. Planladığım gibi gitmedi. Suya ve drop pod'a ulaşmanın bir yolunu bulmam lazım. Drop pod şurada bak. Sen çiçeklerle gününü gün et ya. Keyfine bak. Yemeğini ye. Suyunu iç. Bak kafa güzel, tamam. Mis gibi, neşe yerinde. Suyuna kavuştun. Mutlu musun? Ulaşmam lazım, ulaşmam lazım dediğin suya geldin işte. Buradan bir daha geri çıkmamızı ne engelliyordu peki bizim? Sanırım hiçbir şey. Hala elimde tutuyor muyum bunu? Vay be, ne inatçı çıktım. Suyun altında da fena fırlatmıyor yani. Yani yüzmek için yaratılsaydım yüzgeçlerim olurdu değil mi? Yukarıdan koşabildiğimiz zamanlarda şöyle bir çıkıp koşalım. Drop pod'u buldum. Nasıl mutlu. Drop pod'u buldum. Aha! Kardeşinin ölümü için sana en içten başsağlıklarımı diliyorum. Çok sık konuşuyorduk. Karşılıklı iki tane üs kurmuştuk. Bilmen gerekiyor. The Samantha Ayu I met was many things.
Sem'in ölümünden bilmem kimin torunu tuttuğu zaman Altera onlara katılmadım. Samantha bir sürü şeydi ama hain değildi. Ve bununla alakalı datalara erişimimi kestiler. Belki de sen benden daha iyi bir pozisyondasındır bu ipuçlarını kovalamak için. Delta HQ, Delta Station bizim üstümüzdü. Orada onunla alakalı bilgiler bulabilirsin. Radyo kulesi var kocaman bir tane. Iskalaman imkansız. Umarım aradığın cevapları orada bulursun. Radyo kulesi var kocaman diyorsun da... Radyo kulesi görünmüyor ki. Ana! Deniz günlük güneşlik ama hava leş, berbat. Sağım solum görünmüyor. Catch Bladderfish. Oyun bize training yaptırıyor. Bladderfish yakala diyor. Bize oyun training yaptırıyor. Hava baloncuğu yapabilecek onun sayesinde diyor. Limestone'u kır diyor. Bak. Neşeli şakalaşmalar. Bize oyunu öğretiyor çaktırmadan. Teşekkür ederim oyunu öğrettiğin için ama... Swimty Surface dedi bir de. Öleceksin oğlum öleceksin. Nefes çek arada dedi. İki nefes çek arada gidersin vallahi dedi. Vallahi söylediklerinde haklılarmış. Tamamen seslendirme ekledik her şeye. Doğruymuş yani en azından. Bunu öğrenmiş olduk. Çünkü karşımıza çıkan ilk diyalogda bile seslendirme vardı. Şimdi ben şu... karanlık bacaların olduğu yere doğru gitsem... Karanlık bacaların olduğu yerden önce şu şeyi buldum. Yaratığın parçaladığı şey vardı ya. Onu bulmayı başardım. Hop çıktım. Habire havai fişek şeyi alıp duruyorum. Havai fişek demişim işte o her neyse. Onu alıp duruyorum. Ne yapacaksam onu? Aha, burada data yok muydu? Alabileceğim. Abi ıskalaman çok zor dedin de gerçekten hiç ileriyi göstermiyorsun ki. Hiç ileriyi göstermiyorsun, göremiyorum o yüzden. Alacağın olsun yani. İki kuruş ileriyi göstersen... ha, şunlar beni yiyecek olan yaratıklar galiba değil mi? Yok onlar balık şeyleriymiş, kümeleriymiş. Beni yiyecek yaratıklar değillermiş. Bilinmeyen bir sinyal geldi. Bir uzaylı benimle iletişime geçmeye çalışıyor. Voing, 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 voing diye. Bu bir yardım çağrısına benziyor. Kaynağı bilinmiyor. 200 metre derinlikte. Ha? Şu anda doğru bir yere gittiğimi gördüm. Bu arada bu yaratıkların olduğu bir yere gittiğimi gördüğüm için de tabii tırsıyorum. Şuraya doğru olabilecek en hızlı şekilde gidelim. Beacon sinyali bulundu. Şu anda sudan bir çıkıp bizi yiyecek. Onun garantisi var. Lily'nin bahsettiği Delta istasyonu burası işte. Evet, her tarafında yaratıkların dolu olduğu. Gittiğin zaman senin Toton'u ısıracakları Delta istasyonu burası. Ha gayret, belki yetişirsin de Toton'u yemezler. Vallahi Toto'yu ısırtmadan buraya geldik ha. Toto'yu ısırtmadan geldik. Delta Station'a düzgün bir giriş yapmışlar. Önceden suyun yanında kabak gibi duruyordu bunlar. Gayet güzel bir girişi olmuş Delta Station'ın. Tamam, bu sizi affedeceğim biraz bu sayede. Delta Station'a güzel bir giriş yaparak
Gönlümü kazandınız. Peki devamına bir bakalım Delta Station'ın. Bu kaydedilmiş bir mesajdır. Eğer bunu duyuyorsanız izinsiz geldiniz. Hemen buradan defolup giderseniz sizin için iyi olur. Gidemem. Gidemem çünkü bacımı arıyorum. Üzgünüm. Hatta fırtına gelmeden bir an önce yukarıya ulaşmak istiyorum. İlk PDA'mı yakaladım. Komünikasyon logları. Allah ha bu o görüntüydü. Dur bakalım orada Altera. Sınırların dışındasın. Ben Altera değilim. O zaman pozisyonun gerçekten şüphe uyandırıcı. Ne demek istiyorsun? Eğer gerçeği söylüyorsan sen kafayı yemişsin. Eğer yalan söylüyorsan bunu çok kötü ödetirim sana. Bekle. Sen kimsin? Benim toprağımdan uzak dur. Bitti. Etkileyici bir giriş, etkileyici bir çıkış yaptı. Delta Station adı da yazıyor. Bizim bildiğimiz teknolojilerin dışında bir egzosuiti var dedi. PDA'nize sinyal lokasyonu atıldı. Pilotun bilinen son pozisyonu diye. Bir yeri şimdi yine attı işte. Pilotun bilinen son pozisyonu. Şöyle bir bakalım. Burada kar yağıyor. Burası artık çok güvenli bir yer olmaktan çıkmış. Ama üstün bir diğer bölgesi var. Oraya doğru gidebiliyorum. Health full mü? Ha ben health mi kullanmaya çalıştım? Pardon canım. Health kullanmak değildi benim derdim. Benim derdim balon balığı kullanmaktı. Balon balığımı alıp etrafta gezmek istiyorum. İletişim kulesi bakım notları. Başka bir gün, başka bir fırtına. Normalde olacak olan tehlikeleri yukarı önceden bize haber verdi sinyallerimiz. Ama bu sefer korkuyorum ki bunu tahmin edemeyeceğiz. Demek ki kule o yüzden patates olmuş vaziyette duruyor canım. Ne kızmış bir adam, ne atar yaptı. Ne kadar da aptalım falan dedi, kendi kendine kızıyor bir de. Scanner Room. New Blueprint. Scanner Room'u olduğu gibi mi verdi bu? Vallahi Scanner Room'u direkt olduğu gibi verdi ve bunlar çıktı üstünde. Güzel güzel. Erken erişimde değil, tamamlanmış bir oyunun çok güzel yanları oluyor işte böyle ya. Dur bakayım şurada bir şey daha var. Beni kandıramazsınız, oraya da çıkacağım. Delta HQ'nun bir çalışan kısmı olsaydı keşke ya. Emmanuel Desjardins. Üst yönetimden birilerine ait olması lazım buranın diyor. Günaydın Frostpack. Size ufak bir bilgi vereyim hemen. Hepiniz yapacağınız görevlerin ardında kalıyorsunuz. Bakın yetiştiremiyorsunuz. Aklınızı alırım sizi. Beni sinirlendirmeyin. Helping a stream of future initiatives. Congratulations are also in order for Daniel Valenti and her team at Omega Lab. Bizim kardeşimizi tebrik ediyor ama şunu yaptığın için tebrikler, bunu yaptığın için tebrikler diye. Olayı tam olarak ne tabii bilemiyorum. Positive implications for the life sciences. You're all doing an exceptional job and I don't want to. Çok iyi yaptın, çok iyi yaptın falan diyor. Gazı vermiş. Gazı veriyor bizim bacıya. Status report. İki tane aktif insan hayat formu bulundu. İzinsiz habitat kurulduğu ve araç yapıldığı aktivitesine ulaşıldı. Tavsiyeler. Birisiyle karşılaşmaya karşı kendini hazırla. Peki.
Bununla alakalı ne yapacağım acaba? Üst katı falan vardı. Bir yerlerden bunun üst katına çıkıyorduk sanki biz. Evet, bu zımbırtının arkasından doğru üst katına çıkış vardı bunun. Zifir karanlık olduğu için tabii biraz zor oluyor. Balon balığımla etrafı aydınlatıyorum kardeşlerim, gördüğünüz gibi. Balon balığım ve ben. Test Overdrive Modül Port. Yeni çalışan antrenmanı. Test Overdrive'ı buraya sok, gömçürt. Her şey çok güzel olsun. Bunu tamir edip ondan sonra da galiba Allah sabote edip ya da diğer kadınla kanka olacağız ya da küseceğiz. Böyle bir şeyler yani. Ya yapacağız ya bozacağız. Böyledir genel olarak zaten ya. Hop. Hipotermiye gireceğim diyor. Hipotermiye girmeden önce yapabileceğim çok iyi bir şey biliyorum. Bir yerden düşerek ölmek yüksekten. Yok. Yüksekten düşerek ölmek değil. Suya atlamak. Ha bak, suyun içine girdim. Son anda suyun içine düşmeyi başardım. O yüzden hipotermiden kurtuldum. Bu kadar. Hipotermi sadece suyun dışındaysanız sizi yakalayabilir. Suyun içinde size bir şey yapamaz. Evet kardeşlerim, tamamen seslendirilmesi doğruymuş. Yalan söylememişler. Oyunun sonlarına yanaşmışlar demek ki gerçekten de. Aa, balon balığı çok fazla elinde tutunca patlıyormuş. Patladı. Kar yağması kesildi birdenbire. Hava açtı. İyi mi benim şansıma? İnanılmaz da güzel şu gezegen çıktığı zaman var ya, görüntü inanılır gibi değil. Isınmak için bir sürü metot var. Bir tane daha keşfettim şu anda. Şu pilotun bilinen son pozisyonuna şu anda bakamayacağım maalesef. Çünkü pilotun bilinen son pozisyonuna dalamam. Hiçbir şey yapmadığım için nefes alamıyorum, bir şey yapamıyorum. Ama oyunun orijinal versiyonu çıktığı zaman quit diyelim, şöyle yes diyelim, 15 dakikadır kaydetmedin diyor. Oyunun orijinal versiyonu çıktığı zaman büyük bir zevkle artık oynayabileceğimizi düşünüyorum. Şubat 2021 güncellemesiymiş bu. Mart, Nisan'dayız. Vay be. Bayağı önce olmuş son güncelleme. Dediğim gibi bir ay sonra orijinal çıkacak. O zaman kardeşlerim oynayıp hep birlikte seri yapıp oyunumuzun sonuna kadar sonunu getirir ve neler olmuş senaryosunu anlamaya çalışırız hep birlikte. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeni, yorum, paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var, ben izledim çok beğendim, sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.